yavaş yap. Hadi hep beraber merhaba. Başkan. Bayrakla elini başkan görelim. Yaya geçişinde ne yapacağız? Yaya. Buradaki amacımız Sayın Bakanımızın talimatları ve önderliğinde ülkemizde yaya öncelikli trafik vizyonunu geliştirmek, yaya öncelikli trafik bilincini geliştirmek, başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine yayayı önceleyen, insanı önceleyen trafik vizyonunu, trafik anlayışını tesis edebilmektir. Bu yılda yine İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları ve önderliğinde bütün okullarımızda, bütün yaya geçitlerimizde, trafiğin her yerinde, trafik eğitim parklarımızda, çocuklarımızla, evlatlarımızla birlikte, toplumumuzun bütün kesimleriyle birlik, ellerimizde bayraklar, ağzımızda düdüklerimiz, yine evlatlarımızın ellerinde dövizlerimizle birlikte yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu diyeceğiz. Bu yılki temamız, bu yılki bakışımız bu. Bu çerçevede yayanın trafiğin odağı olduğunu, insanın trafiğin odağı olduğunu her platformda, her yerde anlatacağız. Yayanın, insanın önceliğini anlatacağız. Bu yılda Torunumuzda ve Kerkit'imizde çocuklarımızın eğitim alabileceği düzeyde planlamalar yaptık, alanlar oluşturduk. Bu alanların hepsinde bütün çocuklarımızı bu eğitimlerden geçireceğiz. Trafik eğitimi, özelde de yaya önceliği, insan önceliğinin ne olduğunu çocuklarımıza hem teorik olarak okullarımızda hem pratik olarak trafik eğitim parklarımızda anlatacağız. Trafikte insanı önceleyen vizyonun her kesime yayılmasını temenni ediyorum. Günlük hayatta mesela ben okuldan eve dönerken de hep yaya geçitleri var. Orada onlardan karşıya geçiyorum. Yaya geçitlerine arabalar yaklaştığında insanların geçmesi için beklemeleri lazım. Bu saygıdan. Bu yaya geçitleri olmazsa insanlar yoldan karşıya güvenli bir şekilde geçemez. Kırmızı çizgi de yaya geçidinin önemli bir parçası. Kırmızı çizginin önemi insanların karşıya daha güvenli bir şekilde geçmesi için. Mesela biz bir yere giderken bazen yaya geçitleri oluyor. Bu yaya geçitlerinden insanlar geçiyor. Annem mesela ya da babam yaya geçidinin önünde bekliyor. İnsanlar geçiyor. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar.